Efendim devam edelim. Diğer gelişmelere bakacağız bu kez. Doğu Akdeniz krizi tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığından da barışçıl yollardan çözüm mümkün açıklaması geldi. Bir yandan da Naftek süresi doldu Oruç Reis'in. Şimdi geri dönüşü tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye geri adım mı attı şeklinde sorular, eleştiriler var. Ama ikmal için döndü açıklamaları geliyor hükümet cephesinden. Doğu Akdeniz düğümünün çözümü için Türkiye diyalogtan yana tavır sergiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız sözlerine benzer bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Yunanistan ve AB ülkelerinin diplomasiye tanınan şansı heba etmemesi çağrısında bulundu. Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ama hiç kimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır. Yunanistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde mantıklı olması lazım ve maksimalist yaklaşımlarından vazgeçmesi lazım. Rum kesimi de Türk tarafını yok saymaması lazım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan'la masada buluşmaktan yana olduklarını ifade etti ancak ön koşulsuz görüşmenin önemine vurgu yaptı. Ön şartsız bir şekilde kendine güvenen ülkeler bir araya gelir, ondan sonra sorunun çözülmesi için şartlarını masaya koyar. Kendine güvenen, haklılığına güvenen ülke böyle yapar. Ama Yunanistan bugüne kadar bizimle görüşmek için bizim tüm faaliyetlerimizi durdurmamızı ön şart olarak koşuyor. Eğer sen ön şart koşarsan sen de bizim ön şartlarımızı yerine getirirsin. Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar yürüten Oruç Reis gemisi Navtek süresine dolmasıyla Antalya'ya geri döndü. Enerji Bakanlığı Oruç Reis'in geri dönme gerekçesini ayda bir yapılan bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları olarak açıkladı. Oruç Reis'in görev süresini uzatmama kararı Doğu Akdeniz'de geri adım mı atıldı şeklinde yorumlandı. Bakan Çavuşoğlu neden Navtex ilan edilmediğini açıkladı. Rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır. Dolayısıyla Navtex'i de o nedenle yayınlamadı. Oruç Reis bakım için, ikmal için çekildi ama diğer taraftan Yavuz ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerimiz hem sismik hem de sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. CHP'de de Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı yaptı. Masada Doğu Akdeniz vardı. Oruç Reis'in Antalya açıklarında demirlenmesini taviz olarak değerlendiren CHP, toplantı sonrası yaptığı açıklamada hükümeti haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz açıklamasını yaptı. Geri adım, Yunanistan'da başbakan başka şey söylüyor, olumlu bir adım diyor. Diğer taraftan dün meclise gelen Cumhurbaşkanı ise bir geri adım gibi algılıyor. Gerçi içeride de dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamasını gördüm. Onlar da bir geri adım olarak algılamış. Sormadan geri adım atıldı demek bir iç siyasete yönelik bir mesajdır. Bu doğru değildir. Bunlar milli meseledir. Oruç Reis'in kıyıya demirlenmesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs için iyi niyet göstergesi olarak algılanabilir mi? Çavuşoğlu'nun yanıtı iyi niyetli olsalar Sevilla haritasından vazgeçerler olduğu soruya. Yunanistan çok iyi niyetle değerlendirilebilir. Sevilla haritasının geçersiz olduğunu söyleyebilir. Zaten bugüne kadar yaşanan gerginliğin sebebi bu. Esasen Yunanistan da iyi niyetli olsa bunu bu şekilde değerlendirebilir. Yunanistan'da ve Rum kesiminde böyle bir iyi niyet maalesef yok.